Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle pişi yapacağım, hamur kızartması. Çok güzel oluyor arkadaşlar, böyle puf puf, içi kabarıyor. Şimdi malzemeleri sayayım size. 1 su bardağı yoğurt, 2 yumurta, aslında 1 yumurta ama benim yumurtalarım çok küçüktü, o yüzden 2 yumurta ekliyorum. 1 paket kabartma tozu ve 1 tatlı kaşığı tuz. Yaklaşık da 3 su bardağı un kullanacağım. 2 yumurta kullandığım için, normalde 1 yumurta koymuş olsaydım 3 yumurta, 3 bardak un tam geliyor. Fakat şimdi artırabilirim. Şimdi malzemelerimizi yoğurma kabına koyalım arkadaşlar. Şöyle 1 bardak yoğurdumuzu koydum. Yumurtalarımı da koyuyorum. Kabartma tozumu ve tuzumu. Arkadaşlar şimdi bunu birazcık karıştıracağım. Mayasız arkadaşlar, beklemeye gerek yok. Fakat bir yarım saat kadar dinlendirirseniz hamurunuzu daha güzel açarsınız, daha kolay açarsınız. Evet, şu an böyle kabarma sesleri geliyor bile. Arkadaşlar şöyle önce 1 bardak unumu ekleyeceğim. Hatta 2 bardağı da ekleyebilirim. Evet. Şu şekilde yoğurmaya başlıyorum. Arkadaşlar hamurumu tezgaha aldım. Biraz da burada yoğuracağım. Güzel bir kıvam alana kadar. Bu şekilde. Arkadaşlar bunu iki beze haline getireceğim sonrasında. Şimdi birazcık dinlenmeye bırakıyorum. Sonra açacağız beraber. Şöyle yoğurduğum kaba aldım. Üzerine de. Evet, hamur tahtını koyacağım ve kapatıyorum. Arkadaşlar hamurumu dinlendirdim. Şimdi iki parçaya böleceğim ve açacağım. Arkadaşlar şöyle bardakla keseceğim ben bunu. Normalde hep şey yaparım, kare kare. Ama bu sabah böyle yuvarlak yuvarlak olmasını istedim.
kare yaptığımızda daha kolay oluyor tabi. Hamuru tekrar tekrar açma gereği duymuyoruz. Ama yuvarlağın da görseli güzel oluyor. Bunları alıyorum buradan arkadaşlar. Bu arada ben yağımı ocağa koydum. Şu an ısınmaya başladı. Şöyle diğer yarıyı da aldım. Şimdi hepsini beraber açacağım. Arkadaşlar bir de bu unsuz olması gerekiyor. O yüzden şöyle bir kenarda bekletirseniz unlarını çeker. Yağınızda da un olmamış olur. Yapıştığı için mecbur koydum bunu. Arkadaşlar bakın. Bu şekilde oldular. Şimdi kızartacağız. Arkadaşlar yağımı kontrol ediyorum. Şöyle bir tane atacağım. Yağım şu an kısıkta. Şimdi altını açıyorum. Evet, yağım olmuş. Şimdi hepsini kızartacağım. Unsuz olanlardan alın arkadaşlar. Yani ilk yaptıklarınızı önce koyarsanız daha iyi olur. Şu an ocağımın altı tam açık değil. Yarında. Çünkü böyle kısıkta daha iyi şişiyorlar. Bu hamur pişirirken bir anda böyle kızgın yağ atmamak gerekiyor. Yoksa kabarmıyor. Bakın şöyle yavaş yavaş kabaracaklar. Ve şimdi onları şöyle yapacağım arkadaşlar. Şöyle güzel yani sürekli yağ dökeceğim. Böyle. Onlar piştikçe böyle yağ dökeceğim.
Kremam şurada bak. Hocam altını tekrar kırdı. Şimdi de şöyle koyalım. Arkadaşlar tekrar bu şekilde güzellenelim. Yazıyorum. Bakın, içi boş, puf puf, çok güzel. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun. Denemenizi tavsiye ederim.